Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'ye büyük bir tuzak kurduğunu ve üçüncü bir ülkeye yardım ettiklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas başta olmak üzere, çeşitli eyaletlerde tarihinde görülmemiş ayrılıkçı ayaklanma başlamışken, birden Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün Suriye Mırak sınır hattında bulunan askeri üssü olan Tavır 22-28 Ocak gecesi bir saldırıyla hedef alındı. Bölgede varlık gösteren İran destekli Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 3 Amerika Birleşik Devletleri askeri öldü, 24 Amerika Birleşik Devletleri askeri ise yaralandığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde parçalanmış kamuoyu bu saldırı ve kayıplar sonrası tekrar birleşti, milli birlik duygusu depreşti, konsolide oldu. İran, iç karışıklık yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta bir can simidi atmıştı. Saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Tahran'ı ve Tahran tarafından desteklenen Irak'lı Şii milis grupları işaret etti. İran saldırıda dahli olmadığını ifade ederken Iraklı Şii milis grupların en büyüğü olarak gösterilen Ketayip Hizbullah da Amerika Birleşik Devletleri güçlerine karşı saldırılarını durdurduğunu açıkladı. İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri üstlerini bir süredir benzer saldırılarla hedef aldığı söyleniyor ancak bu saldırılarda hiçbir can kaybı yaşanmıyordu. Ürdün'de gerçekleştirilen saldırıda 3 Amerika Birleşik Devletleri askerinin ölmesi ve saldırı sonrasında Şi milislerden gelen açıklamalar, kayıpların bir hesap hatası sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini akla getirdi. Bölge genelindeki karşılıklı saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri de, İran ve İran destekli milis gruplarda genel olarak belirli bir dengeyi korumaya çalışıyordu. Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı misillemeyi neredeyse herkese duyuracak şekilde, adeta yaygara kopararak ilan etmesi. Hal böyle olunca da İran Suriye ile Irak'taki varlığını korumaya aldı, bazı askeri güçler bölgeden çekildi. Suriye ve Irak'taki İran destekli Şii milis gruplar askeri merkezlerin bir bölümünü boşalttı ki, muhtemelen bunlar hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratı bulunan, yani ifşa olmuş vurulma ihtimali olan merkezlerdi. Şii milis liderlerin çoğu sığınaklara gitti, bazıları Irak'tan ayrıldı. Bu açıdan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü kontrollü çatışma ortamı bir süre daha canlı kalacaktır. Ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri 2 Şubat 2024 Cuma günü Suriye ve Irak'ta 85 hedefe hava saldırıları düzenledi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'den çekilme sürecinde bu saldırının yaşanması ve tansiyonun yükselmesi dikkat çekicidir. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'den çekilmemesine neden oluşturmaya çalıştığı da ihtimal dahilindendir. Aynı İran'ın 2003 Irak işgali sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir ittifak yaptığı da düşünülmeli. Yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri birbiriyle rekabet ediyor görünse de, aslında her ikisi de birbirlerinin bölgede varlığı için çalışıyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki danışıklı olduğu kuvvette muhtemel bölgesel stratejik rekabeti keskin bir düşmanlık gibi algılamak yanıltıcı olur. En azından bu iki taraf aynı sistem içerisinde, çıkarları zaman zaman kesişen zaman zaman ise farklılaşan iki aktörden ibaret. Ancak bu orta oyunundan Türkiye için çıkan bir sonuç vardır. Bu da İran ve Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının Irak ve Suriye'de PKK, YPG'ye alan açtığı ve dolaylı olarak İsrail'in genişlemesine zemin açtığıdır.